Yes, Merhabalar, recording. merhabalar kıymetli hocalarım. Kısa bir etkinlik tanıtımını yaptıktan sonra çeviri konusunda Ethem Baymak hocam Kosova'dan yardımcı olacak bize. Yine Mine Uygun Delioğlu arkadaşımızdan gerekli konularda çevirilerimizi yapacak. Bugün yine birbirinden kıymetli sanatçı ve akademisyenlerle birlikteyiz. Bugün Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümümüzün 10. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz bir dizi panel etkiliğiyle birlikteyiz. Hocam ben Yine sizden sonra çevirsem olabilir mi? olur. Okay, Bugünkü konumuz yabancı sanatçı ve akademisyenlerin gözünden Türk sanatlarını konuşacağız. Yine konuklarımız arasında Ethem Baymak hocamız var. Aynı zamanda bu etkinliğin moderatörlüğünü yapacak Kosova'dan kıymetli hocamız. Yine Almanya'dan Gabriela Hanım var. Bosna'dan Adnan Zizko. Gürcistan'dan Levan Slagatse ve Lela Gelevsili hocamız var. Yine Sırbistan Niş Üniversitesi'nden de Katerina Dordeviç var. Dediğim gibi bölümümüzün 10. kuruluş yıldönüm etkinlikleri kapsamında Türk sanatına Balkanlardan ve başka ülkelerden sanatçıların katılacağı bir etkinlikte sizlerle karşı karşıyayız. Bu paneldeki amacımız hem 10. yıl kuruluş etkinlikleri kapsamında geniş kitlelere ulaşmak hem de az önce söylediğim gibi yabancı sanatçı ve akademisyenlerin gözünden yani başka bir gözden Türk sanatına genel bakışı konuşacağız. Bu farklı ülkelerden bağlantı olduğu için normal klasik olarak yaptığımız toplantı adresinden değil Zoom adresinden toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ve Zoom'da da 40 dakikalık süre sınırlaması olduğu için bir de katılımcı sayımız fazla. Direkt ben hızlı bir şekilde Mine Delioğlu kısa bir tanıtım girişinden sonra Ethem hocama vereceğim ve bundan sonra moderatörlüğü ve toplantımızı, panelimizi Ethem hoca yönetecek. Mine buyur. Yeah, thank you. Let's begin. Dear guests, we are welcoming you as we are celebrating our 10th anniversary of Faculty of Art, Traditional Turkish Arts Department. I will be your translator for today. Forgive me, please forgive me my for my mistakes. I am not an expert or something. Forgive me. Our attendees today are mostly European and Balkan artists, in addition to academicians. Up to now, we are hosting our 11th panel. We will be discussing our panel subject with the point of view of different foreigner artists and academicians. Our moderator for today will be Mr. Ethem Baymak from Kosova. Yeah, I'm finished. Ethem hocam. Efendim. Moderatör olarak siz şimdi sıralamayı ve paneli başlatabilirsiniz. Bizler de sizlerin anlattıklarını, hocalarımızın anlattıklarını zevkle dinleyeceğiz. Tabii ki süremizde bir zaman daralması olacağı için hızlı bir şekilde gerekirse ilk yani biraz sonra kapanacak ya oturumumuz. İlk iki kişiyi konuşturalım, ondan sonra ikinci bağlantıda da tekrar panelimize devam ederiz. Tabii memnuniyetle herkese merhaba diyorum. Evvela katılımcılara Kosova'dan kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Bunun dışında bizi izleyen, bizi dinleyen herkese saygılarımı sunuyorum. Genelde çok çok sorulan bir soru var. Acaba sanatçılar, acaba akademisyenler Türkiye'yi, Türk kültürünü, sanatını ne kadar tanıyor? Yıllardır bu konu üzerine tartışıldı, bu konu üzerine konuşuldu. Özellikle edebiyat konusunda da. Türk edebiyatı niye dünyada tanınmıyor, tanıtılmıyor? Ya da bizim var olan resim sanatımız Avrupa'da, dünyada
niye tanın? Hep bu soruları sorduk. Cevabını değişik alanda, değişik açılarda, değişik zamanlarda vermeye çalışıldı. Lakin bir türlü istediğimiz seviyeye ulaşamadık. Son yıllar içerisinde, son 20 yıl içerisinde özellikle ressamların Türkiye'ye gitmesi, ana ülkeyi ziyaret etmeleri değişik açıdan Türkiye'de folkloru, Türk kültürünü, Türk varlığını yakinen yerinde izledi. Dolayısıyla güzel intibalarla ayrıldılar. Umarım bu panelimizde de bu tür konulara değinilecek. Umarım bu panelde değişik yahut Türkiye dışındaki akademisyenlerin ve ressamların, sanatçıların görüşleri nedir, nasıldır? Onlara etkileri ne kadar büyüktür? Bu konuyu hep beraber bu panelimizde ele almaya çalışacağız. Hemen ben Saraybosna'ya uzanmak istiyorum. Adnan Jişko, Adnan'e merhaba. Merhaba Ekrem'e. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Ja bi preporučio betri reći na turskom da mi pričaš. Ben Adnan'a, Adnan Türkçe de biliyor. Güzel Türkçemizi iyi tanıyor. En azından bir merhabasını dinlemek isteriz Türkçe, değil mi? Morning. Umarım hepiniz iyisiniz din. Evet. Seni gördüğüme sevindim. Tamam. Çok güzel. Evet. Peki havalar nasıl Bosna Sarayı'da? Yani Sarajevo'da. İyiyim. İyiyim. Peki. Fazlasını zormayın. Adnan'ın sunacağı konu çok ilginç. Adnan Jişko uzun yıllar Aliye İzetbegoviç Kültür Merkezi'nin baş müdürüydü, başkanıydı. Dolayısıyla çok sayıda Mostar'a yakın olan Poçitel şehrinde çalıştaylar düzenledi. Ve bu çalıştaylara, ressamlar çalıştayına Türkiye'de de özel olarak ressamları davet etti. Konuştuğumuzda Adnan bu konuya değinmek istedi. Yani Türk ressamları ve Poçitel çalıştayının getirdileri. İzvoli Adnan'ı. Yasam ve Çıdavu u odnu. Izlaganje za tebe. Izvoli. Pa evo, ja bih prije svega pozdravio sve učesnike. Nadam se da su dobro i zdravo. Daha başında bütün katılımcılara selamlarını iletiyor. Yalnız şunu belirtmek istiyorum hem seyircilere hem katılımcılara. Birebir çeviri yapılmayacak. Her katılımcı kendi sunumunu sunacak. Ondan sonra özetini vereceğiz. Yani birebir çeviri olur ise sanırım ortalık karışır. Onun için katılımcılar kendi ana dilinde yahut da kendi istedikleri dilinde kendi düşünceleri sunsunlar. Benim elimde var olan içeriği özetleyerek sizlere aktarmaya çalışacağım. Nadamse da si razumeo, znači ti ćeš biti dati svoje izlaganje, pa posteću ja jedan kratak rezime u vezi sa tog razgovora i tako ćemo sa drugim sa drugim učesnicima. Okay? Okay. Izvoli. Ovako, hvala Edheme na pozivu i učešću. Hvala Mehmet Aliju generalno što je evo, cijele ove godine pravi ove projekte i sve ovo što je uradio kada je u pitanju spajanje
kako kulture, tako i svih nas na ovom mjestu i zahvalio bi se tebi, Edheme, što si uvijek otvoren, što si naš prijatelj i što nas evo i na ovaj način, ovom izazovnom vremenu okupljaš. Moja tema, ono kako smo se dogovorili, jeste turski umjetnici na koloniji Počitelj, afirmacija kolonije Počitelj kod turskih likovnih umjetnika. Kada je u pitanju likovna kolonija Počitelj, ona sigurno ima jednu svoju jedinstvenu vrijednost. Ona je prepoznatljiva po tome što je jedna od najstarijih. Od 1964. godine međunarodna likovna kolonija je uspostavljena. Znači, faktički više od pola vijeka mi imamo okupljanje umjetnika na tom specifičnom području koje je kroz historiju imalo svoju stratešku vojnu vrijednost. Međutim, evo u zadnjih 50 godina ona ima, možemo reći, slobodno stratešku umjetničku vrijednost. Također rad te likovne kolonije može se podijeliti u nekako dva perioda. To je period do 1992. godine i svakako period od 1996. godine pa evo do današnjeg dana. Kada je u pitanju period do 1992. godine, umjetnička likovna kolonija Počitelj je bila uglavnom središte, najznačajnije umjetničko središte za umjetnike iz bivše Jugoslavije, iako je bio i tada prisutan određeni broj umjetnika van granica bivše Jugoslavije. Međutim, evo u ovom periodu obnove te kolonije nakon 1996. godine, odnosno ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, ta kolonija poprimila mnogo veći internacionalni karakter i upravo jedna od tema jeste i učešće turskih umjetnika na ovoj likovnoj koloniji. Ono što je meni zbilja zadovoljstvo jeste što sam učestvovao u organizaciji od 2014. godine na svim kolonijama, evo do ove 2020. kada je zbog pandemije sve i nekako obustavljeno i pauzirano. Međutim, ono što je svakako zanimljivo jeste da smo mi upravo imali umjetnike iz Turske na svim ovim kolonijama i jako značajan broj njih je učestvovao na ovim likovnim kolonijama. Ono što je Adnani, sigurno... dozvoli da te reći nekako da opet prevedem. Može da ne bude monoton. Da ne bude monoton i da i naši učesnici da znaju o čemu je. Değerli arkadaşlar, izin buyurursanız 5-6 kelimeyle Adnan Hoca'nın konuştuklarının çevirisini yapın. Çünkü en azından tek düzeyi bozmak niyetiyle. Daha başında Adnan Cüşko şunu diyor. En başta doçent doktor Mehmet Hoca'ya teşekkür etmek istiyor. Bunlar çok önemli işler yapıyor. Yani sizin yaptıklarınız önemli işler. Çünkü iki ülke arasındaki müthiş bir köprüyü kuruyorsunuz. Bu köprünün sarsılmazlığı, özellikle Bosna ve Türkiye arasındaki yaptığınız bu dostluk köprüsü övgüye değer. Ondan bahsediyor Adnan Cüşko. Adnan Cüşko Počitelj tipik bir Osmanlı şehri. Bu şehirde Bosna ressamların belli mekanı var. Bu mekanda geleneksel dünya ressamlar çalıştığı düzenleniyor. Dolayısıyla Adnan Hoca'nın belirttiğine göre her fırsatta Türkiye'den bu çalıştığı ressam davet etmeye çalışıyor, uğraşıyor ve gerçekten de bu zaman dilimi içerisinde çok önemli ressamları davet ettiğini inanıyor. Güzel eserler de Hoçtel çalıştayına bıraktıklarını söylüyor. Adnan Hoca'nın değerlendirmesine göre iki dönem Hoçtel ressamlar çalıştı.
sayının süresi var. 1964 yılında kurulan bu çalıştay eski Yugoslavya döneminde belli bir süre. Savaşın araya gelmesi de gene savaştan sonra 2014 yılında yeni döneme başlıyor. Ki bu yeni dönemde özellikle Adnan Žižko'nun bayağı katkısı olduğunu ben bir zat olarak gördüm. Adnan bu konuda özellikle Türkiye'den ressamların bu çalışmaya katılmasını zorladı ve çok da iyi işler yaptı. Adnan, iyisi o predrujimu dalje. Evo samo Edheme, pošto ja više nisam gore direktor muzeja, pa nisam razumio da li si me tako predstavio, pošto je više ovo vezano za umjetnički dio, pa da ne bude tu nekih nesporazuma. Nakon 2000. godine likovna kolonija počitelje i dočekala prve umjetnike iz Turske u ovom novom obnovljenom objektu i tada je se, hajde da kažemo, ostvario prvi kontakt koji je bio preko Akademije likovne umjetnosti u Sarajevu sa univerzitetima likovnih umjetnosti u Turskoj i možemo reći da su upravo profesori koji su sarađivali na kulturnoj razmjeni glavni krivci, uslovno rečeno, za početak intenzivnije i svakako odlične saradnje u ovom trenutku između bosansko-hercegovačkih umjetnika i turskih umjetnika. Bu ara içerisinde Adnan Žižko'nun belirttiği gibi bu çalıştay aslında vesile şöyle oluyor. Üniversitelerde de işbirliği kurma fırsatı bulunuyor. Bu da selamlanması lazım gereken olaylardan biridir. 2000 yılından sonra bu konuda Türkiye'deki Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Bosna Saray Üniversitelerinin arasındaki işbirliği de o dostluğu da kucaklayan girişimler yaptıklarını söylüyor. İsoli abi. Ono što je zanimljivo jeste da smo uočili generalno da svi turski građanski slikari koji dolaze na našu koloniju imaju svoj jedan novi specifični oblik umjetnosti za koji možemo reći da je bez uticaja Zapada, iako je u Turskoj slikarstvo uglavnom u Otomanskom carstvu bilo vezano za islamsku tradiciju, ali evo u posljednjih nekih stotinja godina ono poprima i tu sekularnu dimenziju i ono što je svakako jeste da se ono što je vidljivo jeste da su turski umjetnici pronašli svoj jedan vlastiti oblik umjetnosti i sigurno da je to ono što ih izdvaja kada su recimo u pitanju umjetnici koji dolaze na našu koloniju i kada pogledamo sve ove učesnike dosadašnjih kolona koje su bili zbilja iz skoro čitavog svijeta, zbilja taj šaroliki jedan kolorit i generalno kreativnost turskih umjetnika se nekako ističe u odnosu na ajde da tako kažemo, ostatak drugih učesnika. Adnan Žižko diyor, sonunda şöyle bir değerlendirme yapılması gerekirse, bu zaman dilimi içerisinde ben bu işin başında olduğum süre içerisinde Türkiye'den çok sayıda önemli hocalar, ressamlar Poçitil'e geldiler. Benim gözlemim diyor, gerçekten Türkiye'de son zamanlarda önemli adımlar atıldı resim sanatı dalında. Benim gözlemlerim en önemlisi diyor, Avrupa'yı taklit etmekten uzak durduklarını görüyorum. Yerli, yani Osmanlı kültürüne saygı gösterip onlardan özellikler alıp imgesel özellikleri katıp kendine has bir Türk resim sanatının mevcut olmasına
yönelik olumlu örnekleri gördüm bu çalıştayda. Onun için çok sevinçliyim ve Türk resim sanatının geleceği sağlam bir yol aldığını söylersek hiç yanılmış olmayız, diyor Adnan Işık. Ono što je svakako nama značajno jeste da smo uspostavili saradnju koja će i u narednom periodu sigurno rezultirati učešćem i drugih umjetnika, odnosno drugih vidova umjetnosti na samoj koloni, koje ne moraju biti samo likovne, mogu biti svi drugi pravci, i vjerujem da ćemo kada pogledamo samu umjetnost, sam smisao okupljanja svih ovih ljudi i izaći iz ovih, ajde uslovno rečeno, okvira koji su uobičajeni za neku likovnu koloniju, tako da vjerujem da će to biti spoj jedan svih kulturnih izražaja, kako likovnih, poetskih, kulturnih, književnih. Evet, özetleme gerekirse ya da sonuç olarak değerlendirme gerekirse Adnan Işık diyor ki sadece resim alanında, bu çalıştaylar alanında değil, genelde Bosna Hersek'le Türkiye'nin ana ülke, öyle diyor, Türkiye ile bir her alanda kültürel, sanatsal ve ekonomi alanında da işbirliği devam etmekte yarar var ve güzel sonuçlar da elde edeceğimizi, ancak öyle Bosna Hersek ve Türkiye arasında var olan o köprüleri kültür alanında bizim yapmamız lazım olan görevlerden biridir. Onun içine umarım ileride hem çalıştayların yinelenmesi, bu tür çalıştayların daha başarılı bir şekilde örgütlenmesi, hem de iki ülke arasında var olan kültür sanat köprüsünü daha somut bir şekilde değerlendirmek lazım, diyor. Adnan'ı yasam neki neki toyu o bizim ne bu palmo prevod nego srž tvog izlaganja pokušao sam da prevedem na turskom. Nadam se da su naši gledalci, slušalci to razumeli. Mislim da mi možemo privesti kraju, ali opet ćemo, ako budemo imali vremena, onda ćemo opet da se uključimo i još nešto da dodam. Baži? Hvala. Hvala, Edhine. Pošto ja nemam prezentaciju neku sada, pa možda ovako malo monotono, ali uglavnom ja ću da proslijedim tebi ovaj tekst koji je zvaničan, tako da evo, možemo nastaviti ovaj webinar. Da. Adnan Hoca, yavaş yavaş konuşma. 10 dakikamız kalmış birinci oturumun kapanmasına. O zaman ne yapacağız? Devam edelim mi konuşmaya 10 dakika, evet, ondan, evet, sonra? O zaman Adnan Hoca ile 10 dakika daha konuşalım, ondan sonra ikinci bölüme geçeriz. Mi? Olur mu? Bilirsiniz yani, toplam 2 saatlik süremiz var. Çünkü 10 dakikada biz Katarina'nın sunumunu yapamayız. Onun için Adnan'la biraz daha konuşalım. Hatta etrafta soru sormak isterse Adnan Hoca'ya soru da sorabiliriz. Yani özellikle bu alanda. Adnan, arkadaşlar bizim daha 10 dakikamız var, hocamız öyle diyor. Mehmet Hoca kaže da imamo samo još 10 minuta za isključenje. Zato šta da radimo? Hoćemo li predužiti razgovor sa Katarinom ili još malo da razgovaramo da bi drugi deo krenemo sa Katarinom? Evo, ne znam kakvo je Katarino mišljenje, ali može ona da se uklopi u ovaj period koji je ostao. Mogu ja brzo da isprojektujem ovo tačno negde u 8 minuta. Zatim, Mehmet Hoca diyor, Katarina, ben 8 dakikalık zaten sunumum var, ben onu bir sunayım. Olur, tamam. Değil mi?
Onda izvoli Katarina. Na engleskom ili na srpskom? Na engleskom bolje, a kako hoćeš ti, ti dobar. The first thing is that it is about the tradition and some influences that Ottomans left in my hometown, Niš. So the waters, my cycle is, do you see, the waters artworks are from 2016 to 2021. It is focusing on exploring the interpretation of the tradition in which symbolic ornamental forms and colors are derived from structure of architectural monuments, metal crafts and killings made in Serbia during the time of Ottoman Empire. This presentation aims to highlight the links. You can see some spots from my hometown. Between the artwork work, which focuses on the analysis of structural changes, and craft fork creations, in which the reinterpretation of the ornaments is symbolical, and each shape has its specific meaning. The reason that Ottoman architecture of my hometown, Niš in Serbia, and Turkish crafts developed in Niš, such as kilims, pottery, copper jugs, or even the Janissary armors, are subject of my art response and interpretation in that appearance are the weight of the history. The basic frame for my artwork were well-preserved Ottoman buildings in Niš and crafts as well. Niš Fortress is a complex of important cultural and historical monuments protected by law from 1948 when it was declared as a cultural site of the great significance. The current condition of the fortress listed as the best preserved fortification of this kind in Serbia as well on the Balkan Peninsula. The existing fortification is of Ottoman Turkish origin dating from the first decades of 18th century. The fortress was erected on the site of earlier fortification, the ancient Roman, Byzantine, and later yet medieval forts. There are a lot of important buildings inside the walls, hammam, the arsenal, gunpowder storage, Pasha residency, mosque. Bali Bey Mosque is located in the center part of the fortress. It was made in the first half of 16th century. It was listed as masjid, a small Turkish shrine without minaret. The mosque was the endowment of Bali Bey from Edirne, a high-ranking Turkish civil servant. In 1868, Niş Pasha Abdurrahman placed the Turkish library in it. The facility is today used as the art gallery. Outside of the fortress, in the old part of town, was a tinker's alley, which belonged to the craftsman's quarter. This street is from time of Ottomans and was plotted in the first half of the 18th century. The main livelihood was tinsmithing and its trade that continued here up to 1990s. Since then, this alley has opened up to tourists and tinkers have been replaced by cafes and restaurants, as you can see in here. What is interesting for me? The precise origin and early history of craft in my hometown is not known, although there are many theories surrounding these beautiful metal embossings and reliefs or flat wave rugs and tapestry, kilims also. However, it brings up to the question of the involvement of symbolical and traditional sources such as Byzantine, Oriental, and Ottoman. The designs in crafts
tell the stories of their builders, craftsmen, weavers, and of tradition passed down from one generation to the next. Creating these designs while retaining structural integrity requires great skills and knowledge of different craftsmen techniques that can be employed for different effects, many different symbol examples of which may be seen in architectural details, kilims, armors, and copper jugs. In my artwork cycle vortex, inspired by Ottoman cultural influences, I explore the line between order and disorder, combining intersecting parts into a whole that stands in delicate equilibrium. I have found inspiring layers of history in museum collections. The process of craft making was slow, precise, and demanding, and it could take up to several months. Although the process may look like the simple repetition of movements, craftsmen took a long time to create each piece, metal jug, pottery, armor. Great skill, proficiency, and knowledge were required to make it. As for me, beside this tactile component of these applied techniques of craft making, one of the most consistently intriguing elements is the use of symbolism in their design. While not every design means something, many of the designs we see today are rooted in symbol that has the meaning for specific ethnic groups, symbols that communicated ideas and beliefs. There are countless number of designs and design combinations that are used in embossment, wood carvings, or even weaving. The concept of deliberate replication of circular patterns examines the possibility of presenting the idea which the repeated limited use of visual elements, decorative elements of the background, engraved shape pattern in the response of the weaving of kilims or creation of copper jugs. The process is slow, precise, and meditating, but at the same time, it opens up a space for intuitive organization of the composition. I use different materials, aluminum, copper, ceramic, glass, sand, sawdust, leather, and colo, through the procedure of layering, which is purposely similar to the work of the craftsman who creates an arabesque in clay, metal, wood, or threads. The symbolical shape that covers central part of each piece is not burdened with specific meaning. It is open for individual interpretations. Each work is inherently precarious, overcoming entropy as the tendency of system to move from order to disorder, but resist entropy. For me, the balance and the form of symbolical forms are inseparable from each other. Büyük harflerimiz olsun hepsine.
sa prevodiocom pokušali smo da prevedemo do sad. Sad možeš predužiti i posle ćemo dati jedan rezime. Može? Alo? Ja sam mislila da sada, pošto sam završila sa prikazom slajda, da? Da se čujemo? Da, da, čujemo se, odlično. Završila sam sa prikazom slajda. Htela sam da napravim vezu između moje inspiracije ostavštinom iz otomanskog perioda i da napravim jedan mali most ka istoriji, odnosno prema starim delovima Niša. Iako je grad sasvim modern, on ima delove u kojima je potpuno sačuvana baština iz otomanskog perioda. Dobro, hoćeš i da ja to prevedem i da li je to kraj? Da. Değerli arkadaşlar, değerli izleyenler, birazdan yine şimdi de Katarina'nın konuşmasını özetlemeye çalıştı ve güzel de özetledi. Katarina aslında sonuç olarak şunları demek istiyor. Benim amacım yaratıcılığımda, yani eserlerimde Osmanlı kültürünün etkisini vurgulamaya çalıştım. Özellikle yeleklerde ve hatta bizim de görebildiğimiz özellikler sulu boya çalışmalarında Ebru'nun da etkisi olduğu tekniksel olarak görmek mümkün. Gerçekten Almanya'ya giden, eskiden giden, hala da devam eden yolculuk İstanbul Almanya yolculuğunda Niş'te Türkler mutlak durur ve Niş şehrinin modern bir şehir olmasına rağmen Niş Osmanlı'dan kalma Niş Kalesi'ni koruttular ve gerçekten çok büyük bir hizmet ettiler. Hala ayakta duran bu kalede her tür zanatlara ayrılmış mekanlar da vardır. İşte Katarina bir yaratıcı olarak, bir ressam olarak bu Osmanlı'nın ya da Niş'te var olan bu Osmanlı mimarisinden, Osmanlı eserlerinden esin alarak, ilham alarak çalışmalarına aktarmaya çalıştı. Aslında özetlemek gerekirse benim de görüşüm o. Çok başarılı bir şekilde Osmanlı sanatından, Osmanlı kültüründen bayağı etkilenmiş görünüyor ve güzel eserler de vermiş. Ben bu fırsatta bu tür çabaları yapan Katarina Hoca'ya teşekkürlerimi arz etmek isterim. Çünkü nadir ressamlardan biridir Katarina. Geçmiş kültürü kendi eserlerinde modern bir tarzda bu varlığı yansıtmıştır. Katarina, ja bi zahvalio tebi, jer stvarno si ti ta umetnica koja nekako pokušavaš prošlost i današnjost, nekako klasika i modern, da tu u svojim radovima da to ispoljavaš, zato u moje ime, mislim i isto tako i učestnici to su videli, da treba čestitati i da zaželimo dalje ovakvih radova i ciklusa. Ja zahvaljujem puno. Zahvaljujem puno organizatorima, posebno gospodinu Mehmetu Alijerolu, koji je bio u Nišu i imao prilike da predstavi nešto od onoga što se radi na univerzitetu u Turskoj. Želim posebno da zahvalim kolegi Etemu Bajmaku, koji je napravio tu uspešnu sponu i nadam se da ćemo i dalje sarađivati. İnşallah. Hvala puno. Katarina hepinize saygılarını, sevgilerini sunuyor. Özellikle Mehmet Hoca'ya
Ayrıca teşekkürlerini sunmak istiyorum. Özellikle Mehmet Hoca Niş'e gitmişti ve Niş'te verdiği, yani Niş Üniversitesi'nde sunumuyla önem kazandığını vurguluyor bu fırsatla. Dolayısıyla bütün katılımcılara saygılarını sunuyor. En yakın bir günde inşallah kongrelerde, panellerde yeniden görüşme dilekleriyle diyor. Evet, Zakvalyem İdam'ın Dalyasat. Değerli arkadaşlar, devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde Ethem Hocam, biraz süreyi ekonomik kullanalım da en azından son dönemde tabii biraz ki daha rahat konuşalım. Tabii ki. Huzurlarımızda Gabriela Şafarçık var. Almanya'dan geliyor. Gabriela, merhaba diyebilir miyiz sana? Bir merhabanı duyalım. Merhabalar arkadaşlar. Teşekkür ederim, merhaba. Ben bir giriş yapmak istiyorum. Gabriela Almanya'da çok değerli bir ressam. Değerli ressam olduğu bir yana değerli bir araştırmacı da, çok titiz ve üzerine bezene çalışmalarını sürdüren bir sanatçı. Gabriela'nın resimlerini izlediğiniz zaman çok ilginç bir olayla karşı karşıya geliyoruz. O da minyatür. Yani kendi resim çalışmalarında, kendi yaratıcılığında Osmanlı minyatürlüğün özelliklerini de görmek mümkün. Onun için bu defa sunacağı konu da aslında uzaktan yakından bu konuyu içermektedir. Ben sözü kendisine veriyorum. Gene Mine'yle Gabriela'nın çevirisini yapmaya, sunmaya çalışacağız. Ama önce sözü Gabriela'ya vereyim. Buyur Gabriela. İzole. Već se znaju ili moram još? Kako hoćeš ti? Ajde, izvoli. Dobro, ok. Moment. Sad da otvorim. Okay. Yeah, we can see. Okay, just one second. Okay, so I would like to approach the topic of this conference from a very personal point of view, namely with regard to my own work, like Katharina did before. For this, I will give an artist statement and I will describe my working method. And finally, I will talk about my personal search for intercultural pictorial traces, which has references to Turkish traditional art. That's why the title of my presentation is Intercultural Traces in the Unknown Land, Terra Incognita. I have been looking for pictorial traces within and between cultures, especially in the last 10 years. I've always loved being a traveler. I studied in Germany and in France and in Poland and in Russia. And I made a lot of experiences that influenced me in my artistic work. My acquaintance with Byzantine Russian icon painting is, for example, one of them. So about 10 years ago, I started visiting the Balkans, followed by Turkey a little later. I had the opportunity to take part in numerous international art symposia and exhibitions, and I had the opportunity to familiarize myself with new artistic approaches, as well as to rediscover familiar artistic approaches in new surroundings. In addition to participating in international art symposia, I had the opportunity to spend 6 weeks as an artist in residence in Istanbul in 2015. And here I discovered for myself the Ottoman miniature painting as a current rediscovered visual language. I usually work in series because serial work automatically causes an intensive working process. And I think that there is a great importance in the creative process itself and its intensity that I'm looking for. Terra Incognita. Terra Incognita. Is the title of one of my series, and believing that one look is worth a thousand words, I would like to introduce some paintings of this series to you. It's mainly made paintings in oil technique, partly in mixed technique, and mostly they are larger canvases, and I painted them since 2015.
Terra incognita is Latin for unknown land, and it's a historical term. And it's a historical term for areas that were not yet mapped or described at the time. That means for previously unexplored land. On many old maps, this undiscovered land became a space for depictions that represent the respective contemporary way of thinking. The areas were decorated with dragons or other mythical creatures that reflected the beliefs and the fears of the people of the time. I started to create my personal unknown territories by trying to explore concepts of culture and time, of memory and identity through painting. Quotations are a determining factor in my works. I do not hesitate to use templates from different cultural backgrounds and to incorporate them into my pictures. This is why I would call my paintings painted collage. In the shown painting here, what you can see, there's for example, one detail taken directly from the iconography of traditional Byzantine icon painting. I imitated the way the mountains are worked out. So now to come back to my personal references to Turkish traditional art, here are two paintings of the series which refer to my beginning interest in Ottoman miniature painting since 2016. There are certain characteristics of the visual language of Ottoman miniature painting that intrigues me. So to put it simple, it is that the realistic perspective is ignored and a system of hierarchical proposition is opposed to it, and that the depicted scene may contain different time periods and spaces in one picture, and that text and ornamentation are of equal importance in the visual composition. Here in my painting, the writing and words you can see are not descriptive. It's not really a language, it's just a fantasy script, and it does not add any legible meaning to the painting. The compositional intention is just to create tension between the painted surface and the characters of the fantasy writing. Here's another picture, Terra Incognita, the hunt. It's a huge one. It's 150 to 200 from 2018. And this painting is in a certain sense a classical painting about hunting. There's a hunted wild boar as well as hunters, and everything takes place in a forest landscape. But here too, the principle of collage is the basis of the painting's composition. Here I quoted two figurative elements of different cultural origins that you can see down here. So there are two miniatures in the lower part of the picture. In the right area, an Ottoman rider with a bow and arrow. In the left area is seen where the wild boar already has been killed by the hunter. So the scene on the left, you can see it again here, is a quotation actually from a French book Illumination from 1400. And the rider with a bow and arrow on the right side is a detail I quoted from a miniature painting from 1584. It's actually Sultan Murad II at archery practice. In the creation process of my painted collage, the first decision is always the cut. I take some, I take something out of the previous context. And the second decision that follows is rearranging the parts as I did here, when I incorporated the French and Ottoman miniature fragments into my hunting scene. Recombination creates a new meaning. I find it very interesting that crossing genre boundaries creates a variety of new forms of expression. I see the result as an experimental arrangement. The end product is ambiguous and as open in its interpretation as a multitude of different references allows. Here, the Ottoman rider rides once again in a dreamlike exotic landscape with a large lizard.
I'm already coming to an end. So as a final word, I would like to emphasize, I find it very interesting when traditional art does not continue to live untouched as a separate area, but rather connects and changes. This leads, of course, to an inevitable anachronism, which should not be understood in a disrespectful way, but rather as a way of promoting the acceptance of diversity. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok başarılı, çok titiz, üzene bezene yapılmış bir araştırma. Eline yüreğine sağlık Gabriela. Tebrik ederim. Arkadaşlar, üzetle Mine'den gene bilgiler alırsak çeviri olarak seviniriz. Mine, buyur. Tabii ki hemen başlayayım. Öncelikle Katerina, pardon, I am sorry for that mistake. Gabriela Hanım, Terra Incognita diye bir yerden bahsetti. Yani bu unknown place, yani bilinmeyen yermiş. Burada hani bazı mistik yaratıkların olduğu söylenen bir yer varmış. Bu unknown place'leri ve yani hani dokunulmamış yerleri resminde kullanmayı, sanatında kullanmayı çok seviyormuş. Bundan bahsetti. 2015 yılında internasyonal bir sergiyle beraber Türkiye ayağı başlamış. Türkiye'yi daha önce tanımıyormuş. Çok iyi bir gezginmiş, seyahat seviyormuş ama Almanya'yı, Rusya'ya gitmiş. Daha çok Türkiye ile tanışması biraz geç olmuş. Ondan bahsetti. 2016'da Osmanlı kültürüne ilgi duymaya ve bunları Osmanlı kültürünü resminde kullanmak istemeye başlamış. Bundan bahsetti. Resimleri kullanmıyormuş. Yani realistik perspektif yok gibi davranıyormuş. Ve resimlerinde hiyerarşik sistem, işte realistik perspektif olmuyormuş. Yani onlardan bağımsız bir resim sanatı varmış. O bir resmin birisinde avcı ile ilgili bir resimde 2018'de yapmış. Avcı ile ilgili resimde iki tane figüratif minyatür varmış. Osmanlı minyatürü. Osmanlı. Sağdaki Osmanlı'yı temsil ediyormuş. Soldaki de hani Osmanlı'nın karşısındaki düşmanları temsil ediyormuş. Bundan bahsetti. Daha sonra 2018'de bir resim daha yapmış. İkinci Sultan Murad'ın okçuluk deneyimlerini resmeden bir sanat ortaya koymuş. French Illumination, yani Fransız reformu ile ilgili de resimleri varmış. Böyle dokunulmamış, hani insan ırkından farklı yerlere ulaşmayı, onları resmetmeyi seviyormuş. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok güzel de çevirdim. Ama Gabriela'nın gerçekten bu başarılı çalışmasını kutluyorum. Umarım yakında Mehmet Hoca'nın doğru ise bunları kitaplaştırıp hem çevirilerini hem de orijinalliğini yayınlarız. Gabriela teşekkür ediyoruz ve konuşmalara devam edelim. Şimdi Gürcistan'a uzanalım. Leva merhaba arkadaş, Leyla nasılsınız? Takoste. Dobro veče. Çok teşekkür ederiz. Hadi senden de birkaç kelime Türkçe duymak isteriz. Bir merhaba diyelim. Nasılsınız? Lele Hanım'dan birkaç kelime değil, bayağı bir Türkçe duyabiliriz. Kendisi gerçekten Türk kültürüne aşık ve aynen. Evet, Türkçesi de iyi olan bir hocamız, o yüzden yani Türkçe bir değil, birden fazla kelime duyabiliriz. Hoş geldin Lela. Tabii ki Lela. Buyur. Çok teşekkür ederiz Mehmet Ali Bey. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ethem Bey, çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Biz Rusça konferans tematikü yaptı. Gabriela İngilizce yaptı. Evet. Sen de Sırpça
Rusça konuşacaksın değil mi Lera? Rusça değil, evet. Peki buyur. Konunda çok ilginç. Diyorsun ki doğada resim yapmak ve Türkiye'deki çalıştayla. Konunuz bu. Biz dinliyoruz. Buyur. Gabriela, общем, вы нам поможете или у них есть перевод и можно читать или как? Я думаю, что вы сейчас нормально говорите, и я все этому переводил. Значит, у него перевод, и я думаю, что он потом может немножко по-турецки это. Хорошо? Ты имаешь сад ово на сербском? И има на сербском, али чу дати три речи. Я не могу буквально превести. Окей? Да. У него есть, и после доклада он немножко будет, не знаю, слово сейчас по-русски. Окей? Да, но сейчас, да, на русском читать мне или как... Я думаю, что да. Они услышат на русском. Это. Да. У нас треба на русском дочитать? Или как то радим сада? Как хочешь, Лейла. Как ты хочешь на турском? Ако не онда на русском чешь. Нет. Она само пита, дали сад ти в общем само хочешь мало да причашь? Или да она сад на русском ипак? Да она нек починје, ајде, већ време иде, онда идемо дали. Ајде. Лейла. Ја ћу на крају да једно резиме и готово. Лейла, бујур. Пленерная живопись, характер и важность, практика воркшопов в Турции. В изобразительном искусстве пленерная живопись стала особенно актуальной и характерной в связи с выдвижением на передний план колористических вопросов. В начале XIX века на пленере интенсивно работали английские художники Джон Констебль, Ричард Фотто и Джозеф Тернер. В их работах появился смысл и эстетика пленера, значение света и воздуха. Живописи французских художников-импрессионистов Клода Моне, Камиля Писаро, Огюста Ренуара, пленерная живопись окончательно оформила свой творческий характер. В современности представляет интерес вопрос, сохранила ли она свои неоднозначных творческих исканий художников разного жанра и стиля. Ответ надо искать в смысле живописной техники и рабочего процесса, и в смысле понимания задач современной живописи. Для серьезного творчества, которое имеет целью создание художественных образов и опирается на целостность мастерства и художественного замысла, недостаточно правильного материала, даже если он разнообразен. Такой материал может помочь в копировании, в лучшем случае играть вспомогательную роль для уточнения форм и деталей, но не поможет для достижения главной цели – воспроизвести художественный образ натуры, воодушевленной художником живописной техникой. Клод Моне пишет, что он своей заслугой считает работу непосредственно с природой и старание передать впечатление от самых непостоянных и изменчивых явлений. В этом исключается мотивация пленерной живописи. Непосредственный контакт с натурой, что не могут заменить современные технологии визуального отображения. Цель непосредственного контакта с натурой – выявить характерные черты ландшафта, архитектурных форм через призму света и воздуха в определенное время. Создавая образ данного пространства, не только мастерски и точно переданную визуальную копию. Мы подчеркнули важность для художника черт ландшафта,
архитектурных форм, характера пейзажа. В этом смысле Турция уникальна по своей многообразности. Неудивительно, что тех же европейских мастеров привлекало сочетание богатой природы и особенного колорита многоликости памятников архитектуры, многоликой повседневности улиц, домов, городов и сел. И сегодня Турция каждый раз удивляет глаз художника. При упоминании Турции перед человеком в первую очередь возникает образ великого Стамбула. Но ошибка, что только это и есть художественный образ страны. Средиземноморье и побережье Эгейского моря, лесистые горы и альпийские луга северо-востока, центральная Анатолия – это только краткий обобщенный перечень, что стоит за этим. В смысле художественного восприятия на самом деле знает художник, писавший картины на пленэре там. Я считаю, что тема достаточно обширная и заслуживает широкого обсуждения как раз в свете такой значимости. Хочу поделиться конкретным примером собственного опыта, который для одного художника достаточно большой. Это опыт пленэрных работ на Черном море, в Трабзоне, Эрегли, в высокогорных селах регионе Черного моря. На Средиземноморском и Эгейском побережье, в Анталии, Мерсине, Фетие, Бодруме, Измире, наконец, в Стамбуле. Без исключения все воркшопы и выставки можно охарактеризовать так. Первое. Организаторы отлично понимают характер мероприятий, правильно расставляют акценты и по нужным приоритетам распределяют возможности. Второе. Официальные структуры всемерно поддерживают их старания. Третье. Самое главное, общество проявляет неподдельный интерес не только к результату выставкам картин, но и к самому процессу работ. Важный фактор практики воркшопов в Турции – одно дело – цель непосредственного контакта с натурой каждого творческого индивидуума художника в отдельности. Другой приоритет – совместная работа сообщества художников в сравнении с соревновательностью, обмен опытом в реальном контакте. Тем более этот фактор особенно дееспособен, так как в воркшопах участвуют представители разных стран, то есть разных художественных школ, стиля и характера, что обогащает суть творческого и образовательного составляющего таких мероприятий. Результат обоюдополезный для участника и для общества, которое для всех больших и больших масс своих членов по своему образу деятельности и жизни, не имеющих живого контакта с творческим процессом, получает эту возможность. Я считаю, что в Турции такого вида деятельность в сфере художественного творчества, как пленэрная живопись, развивается очень хорошо, благодаря обширной и плодородной практике устраиваемых воркшопов и выставок. Спасибо за это. Спасибо, спасибо и тебе, Лела. Lera Hoca, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben birazdan vurguladığım gibi yani bütün bu metinler kitaplaşacak ve orijinali yanında çeviriler de olacak. Onun için burada çevirilerle zorlamayalım kendimizi. Sadece birkaç... Aynen hocam. Detaylı bilgi zaten hocalarımızın kendi dillerinden ve Türkçesini biz kitapta yayınlayacağız. Nisan sonunda inşallah bu kitap için tekrar konuşmaya başlayacağız. Bu arada son birkaç dakikamız kaldı. Ondan sonra tekrar 8.30'da tekrar yeni oturuma bağlanacağız. Levan söz almak isterse soru cevap ve genel değerlendirmeyle artık son bölümünü gerçekleştirmiş olalım. Tamam. Teşekkür ederim.
Mehmet Hoca kaže da završimo u 8:30 opet ćemo se uključiti i važno je sad da to završimo i na kraju da se ovako pričamo. Znači sve ove što smo mi izlagali to će biti na maternom jeziku i na turskom jeziku, tako da to će u knjizi da se štampa. Şimdi Leyla Hanım'a teşekkür ediyorum. Birkaç kelimeyle şunu vurgulamak istiyorum. Çünkü beraber uzun yıllar Türkiye'de çalıştaylara katılıyorduk. Genelde Rus ekolünden kalma bir özellik varsa o da nedir? Şudur, dışarıda yani olay yerinde resim yapmak. Leyla Hanım'la ve Lava ile beraber uzun yıllar çalıştaylarda dışarıda yani olay yerinde resim yapıyorduk. O bir güzelliktir. Ben o alanda kendilerine tebrik etmek istiyorum. Çünkü ama Leyla Hanım da şunu vurguluyor. Türkiye'de yapılan tüm çalıştaylarda son derece başarılı organizasyon olduğu için ve resim sanatına ne kadar ilgi gösterdiklerini, özellikle Türkiye'yi tanıma fırsatı bulduklarını vurguluyor. Karadeniz'de, Ege'de yaptığı çalıştaylar, katılıcıları hep olumlu olarak bahsetmektedir. Bir kez daha teşekkür edeyim Levan'a. Ve şimdi Levan kardeşimize sözü verelim. Merhaba Levan, nasılsın? Merhaba. Çok selam. Thank you very much. Matlo'da mıydı? Ali Bey, Ethem Bey. Eyvallah, sağ olasın. Çalıştayları özledik. Çalıştayları çok özledik. Puno nedostaje plenar. Zato uskoro da se vidimo u plenaru. Okay? Ethem Hocam, 4 dakikamız kalmış. İsterseniz yani Levan Bey'in sözü kesilmesin. Bu 4 dakika içerisinde bir genel değerlendirme yapalım. Ondan sonra da Levan Hoca'dan sonra ben söz alıp bir genel değerlendirme yapalım. Yani şimdi 4 dakika sonra kapanacak. İsterseniz şu an kapatıp bir 4-5 dakika mola verebiliriz arzu ederseniz. Tamam. Društvo za 5 minuta bit će završen, mislim, taj rok. Zato sad zatvoramo, pa posle ćemo da predložimo dalje i da slušamo kompletan izlaganje Levan. Ok? Ništa važi, hvala i teme. Hajde, vidimo se. Za 5 minuta se vidimo. 5 dakika sonra görüşüyoruz. 8:30'da görüşüyoruz. Tamam, 8:30.